Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Tunç. Profesyonel fotoğrafçılık yapıyorum. 20 küsur yıldır. Bugün de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, bizim okulda yani, çekime geldim. Sanat eserleri çekeceğim. Heykel ve resim bölümündeyim. Heykel ve resim nasıl çekilir bugün? Sizlerle paylaşmak istiyorum. Seti kurdum, hazırladım. Birazdan başlayacağım. Detayları takip edin. Işık ayarlarını yapıyorum. Işık ayarları tabii önemli burada. İstediğini arttırıp, gücünü arttırıp eksiltebiliyoruz. Flaştan 5.1. 5.1 ve bu da 5.6. Gördüğünüz burada şeması var. Gösterge, göz, ses çıkartıyor, müzik şeyini. Bu da atlatıyor. Bu da göz. Göz kapalı olursa görmez. Açık olması lazım. Şunu da 5.1'e getiriyorum. 5.1. Tabii bu şeye göre değişiyor. Yani yapacağın işe göre. Ben şu anda biraz daha diyaframı düşürmek istedim. Biraz işin de gücünü azalttım. Çok da azaltmadım. Yani 5.1 yüksektir. Evet. Bir tane işe çekelim bakalım. Mark 4 kullanıyorum ben. Yeni serisi. Lens 90 tilt shift ile çalışacağım bugün. 90 tilt shift makro. Evet, gördüğünüz gibi. Kapağını da çıkartayım. Kapağını da gördüğünüz makine Canon Mark 4K çekiyor. Yeni seri, çok güzel bir makine. Çok memnunum makinede. Lens de çok iyi. Tilt shift, böyle özel bir lens. Perspektif düzeltmesi. Bu işler için en iyisi, en uygunu. Sonra tutma şekli budur makinenin. Bu şekil tutuyorsunuz. Yeni başlayanlar için, profesyonel fotoğrafçılar zaten bilir. Yeni başlayanlar için makine tutuş şekli önemli. Yoksa düşürürsünüz. Ben manuel çalışıyorum. Gördüğünüz gibi. M'ye getiriyorsun. Burada instantane görünüyor mu bilmiyorum. Biraz parlıyor. Estantene buradan ayarlanıyor. 1/60'la falan çalışacağım ben. Diyaframda buradan dönerek 16 falan diyorum. 11-16 arası çalışacağım. Alan derinliği kazanmak için bu tür işler de önemli. Şimdi makinenin manuel olduğu için netliğe elle yapıyorum. Evet, ayarımızı yapıyoruz. Diyafram, estantene 160, diyaframı 16 yaptım. 16 diyafram, 1/160 estantene hız. Estantene hız demek. Evet. Çektim. Gördüğünüz gibi. Bakıyorum burada. Detaylara bakıyorum. Parlama var mı? Parlama var mı? Detaylar önemli. Detay var. Gördüğünüz gibi şöyle yakında da
Serin. Harika. Parlama yok. Hiç problemsiz. Bu okey resim. 16 diyafram yetiyor. Bazı işlerde değişiyor yani ne çekeceğine bağlı. Yani şu an bu iş heykel için 16 diyafram istiyorum. Onu arkasını filo atmak istiyorsun. Obje çekiyorsan daha da bir diyafram düşürüp böyle 5-6 8'e kadar iniliyor. O yüzden sete göre çekeceğin işe göre değişiyor. Ona göre set kurup diyaframı ona göre veriyorsun. Tamamen yapacağın işe bağlı. O yüzden dikkat edilmesi gereken detaylar. Evet arkadaşlar, şimdi bu mermer heykeli çekeceğim. 1/25. Şöyle yapıyoruz. 1/15, 1/125 diyafram 11.5 yapalım. ISO 160. Bakalım ne çıkacak. Çektiğimiz heykel. Gördüğünüz gibi ışık çok eşit, detaylar, izler, bütün hepsi. Hatlar belli. Arka taraf siyah. Işık patladığı için bizim tamamen çekeceğimiz nesneye, objeye odaklanıyoruz. Ne çekersen ona odaklanıyorsun. Onun dışında her şey gördüğünüz gibi kamufle, hiçbir şey gözükmüyor. Birebir geliyoruz. Aynı, hiç ton farkı yok. Gayet iyi. Kullandığın ışık çok önemli. Sarı olmaması lazım. Ürünü birebir rengini göstermesi lazım. Evet. Bir çekimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sizlere sanat çekimi, heykel resim çekimini göstermek istedim. Daha sonraki videolarımda fotoğrafla ilgili sizlere mümkün olunca detayları ve çekim bilgileri paylaşmak istiyorum. Teknik bilgiler vermek istiyorum. Ona ayrı bir video yapacağım. Kamera kullanımı, fotoğraf çekimi nasıl yapılır, kamera nasıl kullanılır, bunlarla ilgili geniş bir video çekeceğim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için fotoğraf nasıl çekilir, nasıl yapılır? Elimde geldikçe bu bilgileri bir video haline getireceğim. Makinenin teknik bilgilerini falan paylaşmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim ve heykel çekimlerimizi bitirdik. Seti kapatıyorum. Işıklarımızı kapatıyoruz. Set bitti. Bugün çekim bitti. Şimdi toplama zamanı. Toplanıp gideceğim. Çok bir yorucu bir gün geçti. Yaklaşık 30-35 eser heykel. 30 küsür de tablo çekildi. Vallahi bugün bayıldım yani. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Renkli Dünya'nın hikayeleri devam edecek. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.